Şekilde görünüyorlar arkadaşlar. Grimiz var. Yani şöyle sarımsı bir erkeğimiz var. Şurada zaten Kıbrıs bıldırcınlarımız devam ediyor. Çilli yine hayvanlarımız var. Beyaz bıldırcınımız var. Karışık bir bıldırcın sürümüz oldu yine. Beyaz, sarı, ondan sonra çilli siyah falan filan her yer doldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu bence. Maşallah. Şu kısma eşinmeler için bir yer hazırladım kendimce. Özellikle yaptım bu yeri arkadaşlar. Bakın zaten içeri koyar koymaz da eşinmeye başladılar. Çok güzel oldu burası. Bu taraf yine talaş. Şu suyu iptal ettim. Zaten kışa doğru gidiyoruz. O yüzden diğer suluğu yanına koydum. Burada artık bu sulukla idare edecekler. İçeride her bir tarafı dezenfektan da ettim aynı zamanda. Bugün bıldırcınlarımızın yerini tamamen temizledim. Artık kışa, daha doğrusu kış sezonuna hazırız. Ve son kez bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Sürpriz olarak da bıldırcın yumurtalarımızı kuluçka makinesine koydum. Buradan da sizlere bunu bildirmek istedim arkadaşlar. Bıldırcın yumurtalarımız var. 60'a yakın yumurta koyduk. Tabii içleri dolu, boş. Nasıl oldu? Neler olacak? Çıkım gününde belli olacak. Umarım bol bir çıkım alırız da kışın yaza karşı yaza hazırlık yapıyorum. Kışın yazı karşılar ve burası daha da çok bıldırcınla dolacağını ümit ediyoruz. 60 taneden bir 20-30 tane bıldırcın çıksa bana yeter arkadaşlar. Çıkmadı diyelim. Hayırlısı deriz ve yolumuza devam ederiz. Ama yüklü bir miktarda bıldırcın yumurtası, daha doğrusu bıldırcın civcivi bekliyorum. Bıldırcınlar benim olmazsa olmazlarımdan oldu. Bu yıl ilk defa bıldırcınları kümesime soktuğum halde oldukça iyi verim aldım. Aynı zamanda çok da sevdim arkadaşlar. Hayvanların uysalları, hal ve hareketleri beni benden alıyor. Onları izlerken mutlu oluyorum. Yumurta verimleri de çok iyi. Salımları da çok iyi. Oldukça güzel sonuçlar elde edebileceğimi varsayarak bu bıldırcın işine devam etmek istiyorum. Gönüllükle, içtenlikle arkadaşlar. Ve devam da edeceğim inşallah. Şimdilik onlara ortamını temizleyip güzelleştirdik ki sağlıklı bir şekilde burada çoğalmaya, daha doğrusu yaşamaya devam etsinler. Kışın onlar için zorlu bir dönem olacak. Üşümeyecekler. İyiler, hoşlar ama kış sezonu boyunca salım olmayacak arkadaşlar. Kış sezonu boyunca sadece hayvanlara bakacağım. İnşallah yaza doğru tekrardan salıma çıktıkları zamanda yüklü bir yumurta salımı bekliyorum. Yani oldukça iyi bir verim bekliyorum bu kez bıldırcınlarımızdan. Bu yıldan daha da iyi bir verimle karşılaşmayı planlıyorum şu an. Ortamlarını sevdiler. Yeme içmelerinde de sıkıntı yok. Gayet iyi bir şekilde beslenip çok güzel bir şekilde salım yaptılar bu yıl. Böyle de devam edeceğini varsayıp umut ediyoruz. Tabii bununla birlikte de arkadaşlar inşallah bıldırcın sayımız çok olursa gelen yaz sezonumuza yumurta sahiplendirmesi de, yani yumurta siparişleri de alacağız sizlerden. İsteyen arkadaşlara bu karmaşık bıldırcın kümesimizden
karışık bıldırcın yumurtası göndereceğim. Artık şansınıza hangisinden çıkar karışık bir sürünüz olsun, sizin de böyle bir bıldırcın familyanız olsun istiyorsanız arkadaşlar, yaza doğru bıldırcın gönderiminde, daha doğrusu bıldırcın yumurtası gönderiminde sağlamayı düşünüyorum. Onları alarak kuluçka makinenizi de çıkartabilirsiniz. 17 günlük bir kuluçka süresi sonrasında çıkan bıldırcınlarımız 60 gün içerisinde yetişkin olarak bu şekilde fertlere geliyorlar ve artık salıma hazır bir vaziyette başlıyorlar arkadaşlar. Tabii ki hem üretimi kolay bıldırcınların, sağlık açısından da tavuk civcivine göre daha iyi bakımı var. Daha kolay bir bakımı var bunların. Hasta olmuyorlar kolay kolay. İlaç tedavisi halen de uyguladığımı hatırlamıyorum bıldırcınlara. Ölümler çok nadir oluyor. Genellikle ya birbirlerini eziyorlar ya da birbirleriyle dövüştükleri sırada yaralanmalar sonucunda ölümler gerçekleşiyor. Diğer yandan hastalık, ölümcül bir hastalık ve benzeri bir durumu söz konusu bile değil. Tavuklar kadar zor değil bakım arkadaşlar. Verin suyunu, yemini, çekilin kenarı, onları izlerin sabahtan akşama kadar. Şöyle bir de ortam yaparsanız sağda solda gezmeleri için onlar için güzel bir ortam oluşturmuş olursunuz. Şöyle parkurlar falan oluşturursunuz. Yukarıları çıkarlar, aşağıda dururlar, şurada eşinirler vesaire vesaire. Dişi ve erkek alanında iyi ayarlamanız önemli arkadaşlar. Çok fazla erkek olursa sıkıntı yaşarsanız dişileri çok fazla hırpalarlar. Ondan dolayı dişili erkeklik kısımlarda biraz dikkatli hareket ederseniz çok iyi olur. 6 dişiye 1 erkek olmak üzere erkekleri ayarlamaya çalışın. Beyazları erkek ayrımında oldukça zorlanacaksınız büyük ihtimalle benim gibi. Duruma göre hareket edersiniz arkadaşlar. Neyse, bugünkü videomuzun da artık sonuna gelelim. Bugün bıldırcınlarımızın yuvasını gördüğünüz çok güzel bir şekilde temizledik ve dezenfektan ettik. Güzel oldu maşallah. Ben çok memnunum bu durumdan. Umarım ilerleyen zamanlarda da daha güzel bıldırcın civcivleriyle sizlerle olacağım. Merakınız olmasın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.